Allahu Ekber. Eyleha illallah. Biliyorum, birlikte acı günlerden geçiyoruz. Elhamdülillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçiren çok büyük asrın felaketi depremler. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzinden giden bir önemli bir zattan bahsediyorum. Bugün Berlin bölgemizin kurumsal iftarında değerli kardeşlerimizle, misafirlerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İki gün öncesine kadar Hatay'daydım, deprem bölgesindeydik. Oradaki kardeşlerimizin de hayır dualarını bugün burada iftarda bulunan kardeşlerime iletme fırsatı bulduk. Zira bugün iftarda buluştuğumuz insanlar ve diğer insanlarımızla beraber depremin ilk gününden bugüne kadar muhteşem bir dayanışma örneği sergilediler. Çok önemli bir uhuvvet, birlik, beraberlik ortaya koydular. Deprem afetinin büyüklüğü kadar dayanışmamız da büyüktü. Deprem afetinin büyüklüğü kadar uhuvvetimiz, birlik ve beraberliğimiz de çok büyüktü. Bu çok kıymetli bir şey. Ben bu vesileyle tüm STK'larımıza ve Büyükelçimiz de bugün buradaydı. Onlara, başkonsolosumuza, tüm insanlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve deprem bölgesinde karşılaştığım insanların da hayır dualarını burada bu vesileyle herkese iletmiş olayım. Çünkü Hatay'da örnek vererek olursak, Hatay'da durum hakikaten çok kötü. Hatay şehir merkezi çökmüş durumda. Hatay şehir merkezinde sadece çöken binalar değil, aynı zamanda kültür de çökmüş. Yasin suresinde adı geçen Anadolu'nun ilk camisini adını verdiğimiz Habib-i Neccar camisi yıkılmış durumda. Habib-i Neccar orada meftun yapmakta. Kur'an'da kendisinden bahsedilen Hazreti İsa'nın izinden giden bir önemli bir zattan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an Hatay'ımız, Maraş'ımız, Adıyaman'ımız ve diğer illerimizde aynı zamanda bu deprem tarih hafızamızı da enkaz altına bırakmış durumda. Biz insanlarımız belki geri getiremeyeceğiz. Hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak yıkılan tarihi eserlerimizi de yeniden diriltmek, müzelerimizi yeniden canlandırmak, oradaki ulu camilerimizi, mabetlerimizi yeniden diriltmek en başlıca vazifelerimizin bir tanesi olacaktır. Zira Hatay sokaklarına dolaştığımızda şunu gördük, şuna üzüldük. Artık orada İslam'ın şiarı ezan şu an için okunmuyor. Sokaklar sokak hayvanlarına terk edilmiş durumda. Dolayısıyla o şehri, özellikle dünyada birçok kültürü bir arada taşıma özelliğini taşıyan nadir şehirlerden biri olan, başta Hatay olmak üzere, o bölgemizi yeniden canlandırmak için el ele, gönül gönüle vermeye devam edelim. Özellikle teşkilat olarak da zekat fitre çalışmalarımızda oradaki yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Bugün kürsüde de bahsettim. Sezai Karaköç'ün çok güzel bir sözü var. Geceye yenilmeyen her insan için ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir de güneş vardır. Biz bu afete yenilmedik. Ödül olarak da inşallah sabahımıza, gündüzümüze ve güneşimize kavuşacağız diyorum. Bunu da ancak el birliğiyle başarabiliriz. Ben tüm kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle her bir kardeşimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Berlin olarak kurumsal iftar ve iftarımızın amacı uzak yakın demeden bütün STK başkanlarımızla dayanışma içerisinde Berlin'deki bütün iş adamları, akademisyenler, büyükelçilerimiz, başkonsolosumuz ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ülkemizdeki elem deprem felaketinden dolayı bir dayanışma örneği için bir araya geldik. Rabbim böyle acıları bir daha ümmeti olarak bizlere ve insanlığa yaşatmasın diyoruz. Bütün rahmeti rahmana kavuşanlara Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Yaralılarımıza hayırlı acil şifalar diliyorum. Birlikte acı günlerden geçiyoruz. Bu yaraları hep birlikte inşallah saracağız. Üzerine sürecek olan bu çalışmalarımıza birlik, beraberlik içerisinde inşallah el ele, gönül gönüle vererekten aşacağımıza inanıyoruz. Ben bu bağlamda bütün emeği geçen, hayırseven, koşturan, bu uğurda mücadele veren, başta
Berlin Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz olmak üzere bu dayanışmada örneklik sergileyen bütün vatandaşlarımızı, STK'larımızı canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Her birinize hoş geldiniz diyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayımızı ve içerisinde barındıracağı Kadir Gecesi'ni şimdiden tebrik ediyorum. Bayrama da huzur içerisinde, sağlık içerisinde milletçe kavuşmamızı Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum, saygılar sunuyorum.